altındalar. O artık onları kandırmak çok mümkün değil. Hem siyasetin hem siyasilerin değişmesi gerekiyor. Evet. Gençler ama aynı oranda acaba siyasetin içerisinde yer alabiliyorlar mı? Yoksa kadınlar gibi biraz daha geri planda mı kalıyorlar? Ne gözlemliyorsunuz siz? Şimdi şöyle, gençler gerçekten çok önemli. Bir kere gençlerin mutsuz olduğunu, hayattan birçoğunun beklentisi kalmadığını, bu acı gerçeği kabul etmemiz gerekiyor. Bunların, bakın biz aktarılmış bir siyasetin izinden gidiyoruz. Şu anda yapay zeka geliyor, yani her şey değişiyor, teknoloji değişiyor. Bizim de bu konularda değişmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Yani Allah, benim annem babam hayatta, Allah başımızdan eksik etmesin. Ama şu anda bir emeklilik yaşının bile, bir kırmızı kartın bile 65 olduğu bir durumda, 65 yaş üstü, yani bakın saygım sonsuz. Yani onların eksikliğini göstermesin Allah. Hani bizim bekamız onlar sayesindedir, hepimiz sayesindedir, biz etle tırnak gibiyiz. Ama onların daha böyle bizim böyle bizi daha böyle yönlendirecek, böyle danışacağımız, bize tecrübelerini aktaracak boyuta geçmiş olmasını gerektiğini düşünüyorum 65 yaşından sonra. Bunların değişmesi gerekiyor. Benim kardeşim de şu anda Avustralya'da. Acı gerçek ya, onu söyleyeyim. Kendisi burada çok iyi bir inşaat mühendisiydi. İşi çok güzeldi. 600-700 kişilik bir şirketi yönetiyordu. Kendi şirketimiz de vardı. Bu inşaat sektöründe tüneller, yollar yapıyorduk. Şimdi kendisi radikal bir karar aldı. Çok acı. Abi ben dedi artık ülkemde kalmak istemiyorum dedi. Yani çok seviyor. Benim gibi nasıl olur? Avustralya'ya bir dil eğitimine gitti. Şu an orada işlerini de başladı. Yani bu çok kötü bir şey. Düşünsenize. Yani yetişmiş insan gücünü, evet, bu hem devletin, aslında hepimizin parası, vergileri, evet, hem de bir ailenin yetiştirdiği bir çocuk, aslında ülkemizin yetiştirdiği bir çocuk, bir değeri. Yani bir insan yetiştirmek kolay değil. Siz yetişmiş insan gücünü dışarı gönderiyorsunuz. Bu bence ülkenin en büyük kaybı diyebiliriz. Yani bu sadece keşke benim kardeşimle kalsa. Yani bu çok doktor arkadaşlarım var. Onlarla görüşüyorum. Birçok yani çünkü şu anda ekonomi o kadar kötü olduğu için hepsi böyle gitmek istiyor. Bunun bir çözüm olması lazım veya yani çok zor bir şey değil. İnsanın şapkasını çıkarıp önüne koyup ya biz nerede hata yapıyoruz? Nerede şey oluyor? Bunu çocuk bir değerlendirmek. Neden gitmek istiyor? Hani neden acaba? Hani bir empati kurmak lazım. Yani benim annem babam şu anda üzülüyor çocuğunun burada olmadığı için. Çoğu ailede öyle oluyor. Bir yandan da sinesine çekiyor. Ya evladım diyor, gitsin diyor. Hani belki daha mutlu olur daha diyor. Daha rahat yaşayacak. Daha rahat yaşıyor. Yani bir tane hayat var. Yani düşünsenize, bir tane hayatın olduğu bir yerde bizim yaşadıklarımıza, gördüklerimize, tabii ki sadece şey değil. Yani sonuçta bir pandemi sürecini atlattık. Farklı farklı, mesela bir 6 Şubat depremini yaşadık. Ama bakın şunu söylemeye çalışıyorum. İşte bakın o kadar çok konuşacak konu var ki. Şimdi mesela yaz geliyor. Yine yangınlar olacak. Ormanlar yanacak. Yani bir liderin çıkıp veya bir belediye başkanının çıkıp arkadaşlar işte yaz geliyor. Bizim bakın önce önlemlerimizi alma. Yani şu an mesela bu programa çıkarken bile ne yaptık? Acaba ne olabilir? Nasıl insanlara daha iyi kendimizi nasıl aktarabilir? Bir plan program içerisine girdik. Bu da olacak. Ya bizim kaç tane uçağımız var? Kaç tane kurtarma helikopterimiz var? Yangın söndürme aracımız var. Yer hizmetleri olarak itfaiyelerimiz var. Veya işte halkı nasıl bilinçlendirebiliriz? Yani bu konuların nasıl önemli olduğunu nasıl aktarabiliriz? Yani bunları, yani mesela bir insan sigara içiyor. Çoğu insan, soruyorum, bir paketin içerisinde 20 tane var. Yarısından fazlasını yere atıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bu orman yangınlarına da yol açılıyor, kirliliğe de yol açılıyor. Bu bütün izmaritlerin logarları doldurduğunu düşünsenize. Sonra su basıyor, şu basıyor. Yani halkın da değişmesi lazım. Yani bir harekatın başlaması lazım. Bizim nasıl olacak bilmiyorum. Mesela 6 Şubat çok büyük bir olay. Çok büyük bir olay. İnsanlar, binlerce insanlar, on binlerce insanlar hayatını kaybetti. Ne kadar elzem bir olay. Bir ders alındı mı? Yok. Şu anda bizim en büyük problemimiz ne olmalı? O olmalı. Yani benim de şu anda projelerim vardı. 5 tane büyük projem var. İlki kesinlikle deprem, kentsel dönüşüm.
Şimdi deprem konusunda da yani evet binalarımız çok kötü, belirli bir bölgeler seçilmesi lazım, mahalle mahalle ilerlemesi lazım, dış görünüş çok inanılmaz derecede kötü. Yani kim gelirse gelsin buraya büyük bir köye geldiğini söylüyor. Bunu kabul etmemiz lazım. Bir elimizi vicdanımıza koymamız ve şapkamızı çıkartıp önümüze koymamız lazım. Ben mesela sadece geçen sene 15 ülkeyi gezdim. Gezmeyi çok seviyorum. Gidiyorum oralardaki Paris'e gidiyorsun, Eyfel Kulesi, Almanya'ya gidiyorsun, Zürih'e gidiyorsun, hızlı tren merkezleri. Yani bunlara bakıyoruz, görüyoruz ve ülkemizde bunlar yok. Yani şu andaki bu seçim için harcanan bütçeleri bir toplayalım. Yani bunları yatırım yapsak çok daha mantıklı olur. Yani bunun bir yolu yordamı vardır. Sadece kabul etmek ve çözüm aşamasında bir şeyler yapmaya çalışmak çok önemli. Evet, biz bu kaynakları hala boşa harcamaya da